Anadolu'da ben aslan gördüm diyerek seyahatnamesinde Aksaray Malaklısı'ndan ne kadar çok etkilendiğini belirten Evliya Çelebi, 1650'li yıllardan günümüze kadar ırkını saf ve temiz olarak sürdürmüş olan Malaklı köpeğinin değerini tescillemiştir. Malaklı ırkına mensup olan, yüzyıllardır Aksaray sınırlarında yaşayan ve yetiştirilen bu köpekler, bölge insanı için vazgeçilmez bir unsur olmuştur. Aksaray Malaklısı kimi zaman evde, kimi zaman koyun sürülerinin önünde, kimi zamansa sahibine yol arkadaşı olmuş bekçi ve çoban köpeğidir. Anadolu'da bilinen en eski köpek ırkı olan Aksaray Malaklısı, Türkiye'de bulunan çoban köpeği ırklarının en büyüğü olup, diğer ırklara nazaran fiziki olarak daha iri bir yapıya sahiptir. Ayrıca Aksaray Malaklısı, Boz Karabaş, Ala ve az sayıda da olsa Çapar Malaklı türlerine sahiptir. Erkek ve dişi Malaklılar fiziki olarak kendi içlerinde farklılıklar göstermektedir. Dişilerde ortalama omuz başı yüksekliği 70 ila 75 cm arasında olup, ortalama ağırlıkları 65 ila 85 kilo arasında değişmektedir. Erkeklerde ise omuz başı yüksekliği 85 ila 95 cm arasında değişirken, ağırlıkları ortalama 70 ila 110 kilogram arasındadır. Aksaray Malaklılarının ortalama ömürleri 15-20 yıl arasındadır. Malaklı köpeklerinin büyüme dönemleri 24 ay, fiziki gelişim süreçleri ise 3,5 yıldır. Gelişim süreçlerinde beslenmeleri için günlük olarak arpa unu, kemik suyu, süt, su ve bir adet yumurta karışımından meydana gelen, özellikle Orta Anadolu'da yal olarak da bilinen bir karışımla beslenirler. Sağlıklı büyümeleri için yavruluk dönemlerinde gençlik aşıları, iç ve dış parazit aşılarıyla kuduz aşılarının veteriner hekim kontrolünde yapılması önemlidir. İnsanlara karşı saldırganlığı bulunmayan Aksaray Malaklısı, yavruluk dönemi itibariyle sahibi tarafından iyi eğitildiği takdirde edindiği alışkanlıklara göre hareket eder. Aksaray Malaklılarının bir diğer farklılık yaratan özelliği ise kafa yapılarıdır. Gözlerinin üst ve alt kapakları düşük olup göz alt kısımlarının kızıllığı gözükür. Ağızda ise alt dudak kenarları dışa ve üst dudakları ise aşağıya doğru sarkar. Alın kısmından aşağı doğru iki göz hizasından başlayarak ağız üst bölümüne inen kırım dikliği Malaklı ırkında aranan en büyük özelliklerden biridir. Kafa yapısına göre Malaklıların ağız yapısı daha kısadır. Kulakları kafa yapısına göre iri, ağız ve kulakları siyah olup, boyun kısmında ise gerdanları bulunmaktadır. Ön taraftaki göğüs kısmı fiziki yapısına göre geniştir. Bilekleri kalın, arka ayakları ise mahmuzları tek veya çift olup, nadir de olsa mahmuzları bulunmayan Malaklılara rastlamak mümkündür. Aksaray Malaklısı bu özellikleriyle adeta bir aslanı andırmaktadır. Kamçı, L ve kıvrık olmak üzere 3 tip kuyruk türüne sahip olan Aksaray Malaklısı çoğunlukla kısa tüylüdür. Seyrek de olsa uzun tüylüsüne rastlamak mümkündür. Kısa adı Kıf olan Köpek Irkları Kronoloji Federasyonu tarafından Aksaray Malaklısı ırkının patentinin alınması için uluslararası düzeyde FCI'ya girişimlerde bulunulmuştur. Anadolu'nun sadık ve sevecen kültürünün bir yansıması olan Aksaray Malaklıları, yüzyıllar boyunca bu toprakların karakterini ruhuna işleyerek kahramanlık motifinin Anadolu'daki simgesi olmuştur.